Amniyosentezi biz tarama testlerinde Down sendromu açısından ya da başka genetik hastalık açısından riski yüksek çıkmış hastalara yapıyoruz. Bunun dışında ailede bir takım genetik hastalıklar açısından taşıyıcılık olabilmekte. Bu gebeliklerde bebeğe böyle bir hastalık geçmiş mi geçmemiş mi bu açıdan yapabiliyoruz. Bazı infeksiyon hastalıklarında bebeğe geçiş var mı yok mu diye yapabiliyoruz. Teknik anlamda bakarsak amniyosentez sırasında ultrason eşliğinde bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısının içerisine bir iğneyle girerek bir miktar sıvı örneği almaktayız. Bu işlem ultrason eşliğinde yapıldığı için ailelerin endişelendiği gibi bebeğe değecek, zarar verecek gibi bir endişe çok gerekli değildir. Aslında çok mümkün de değildir ultrason eşliğinde yaptığımız için. En önemli bizim bu işlemle ilgili çekindiğimiz aslında düşük riskidir ama özellikle deneyimli ellerde yapıldığı zaman amniyosentez bir perinatolog tarafından yapıldığında düşük riski de aslında çok düşüktür. Amniyosentez için anestezi de sıklıkla zaten gerekmemektedir. Çünkü zaten bir iğne, ince bir iğneyle koldan kan verir gibi yapılan kısa süreli bir işlemdir. İşlemden sonra hastalarımız, gebelerimiz rahatlıkla 1-2 saat dinlendikten sonra evlerine gidebilmektedirler. Amniyosentez sonuçları yaklaşık bir ön sonuç dediğimiz 1-2 gün içerisinde sonuç alabildiğimiz hızlı bir tarama yapan sonuç. Burada en sık görülen kromozomlar, kromozom bozukluklar taranmaktadır. Bir diğeri de 3 hafta sonra tüm kromozom yapısının değerlendirildiği kültür sonucu olarak elimize geçmektedir. Bu kromozom analizi sonucunda bir takım problemler saptarsak bunları mutlaka bir tıbbi genetik doktoruyla beraber bir konsey yaparak bununla ilgili aileyi de buraya dahil ederek gidişat, olası problemler hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmaktayız ve yönetim planını burada bu konseyde belirlemekteyiz.